ekonomiyi konuşuyoruz, ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Ekonomik iyi değil ama şükretmek lazım. Şükretmek lazım diyorsun. Evet. Neden kötü abi? Bu pandemi durumunda kardeşim böyle oldu. Pandemiden mi kaynaklanıyor? Evet. Neden kaynaklandı başka ki? Ne bileyim abi, dünyadaki enflasyon oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de şu son açıklanan enflasyon rakamları %48,5. Dünyada %7 civarında geziyor şu anda. Yani ne yapalım? Demek ki öyleymiş. Onlarda yok mu pandemi? He? Orada da var ya pandemi. Orada var. Kriz kardeşim, bir Türkiye'de değil ki. Hayır, bahsettim ya, oralarda %7 daha düşük. Bizde daha fazla. Anladım. Öyle. Peki, teşekkür ederim efendim. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Ekonomi berbat. Ekonomi berbat, berbat. O kadar kötü diyorsun. Sence iyi mi? Hayır, iyi diyenler de var, memnun olanlar da var sonuçta abi. Ya olabilir, düşüncesi beni bağlamaz. Tabii. Ben gerçeğe bakarım. Ben 40 tane Avrupa ülkesi gezdim. 40 tane. Avrupa ülkesiyle Türkiye kıyaslanamaz. Senin diyelim 100 bas puan borcun var. Evet. Onun 5 bas puan var. Yani arada 20 kat fark var. Ekonomilere bakalım, enflasyona bakalım, kurlara bakalım. Her şeyimiz kurla alıyor. Şimdi doğru, söyledikleriniz doğru abi. Tamam. Aslında hayat pahalı, iktidar tarafından da kabul ediliyor bir şekilde. Ama bunun sebepleri tartışılıyor bugün. Yani dış güçler, daha, Amerika diyenler ya var. Hayır, öyle bir şey olmaz. Şimdi sen televizyonu aldın, şu mikrofonu bana tuttun. Evet. Ahmet mi tuttu diyeceğim. İsmin ne? Hasan. Hasan Bey ile muhatabım. Evet, biraz sonra da Ali Bey, Veli Bey olmaz bu iş. Ben yönetilsem ben şey yapacağım. Sorumlu o olacak. Öyle yok. Dış güçlere bir alakası hayır, yok diyorsun. Hayır kardeşim, sen borç alın. Borç alan daima borç aldığı kişinin emrinin altına girer. Ticaret kanunu açın ohun. Boş konuşman öyle. Şu şunu demiş, bu bunu demiş. Ben cebime bakarım. Ben sizin yaşınızdaki amcalarla konuşuyorum abi, yanlış anlamayın. Bir 50 yıl, 40 yıl öncesinden örnek veriyorlar. O günlerle bugünleri kıyaslıyorlar ve bugün çok çok iyiyiz diyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz? Neyimiz bu konuda bir yorumunuz iyi var mı? Hayır, neyimiz iyi? Tartışılır, sizin görüşünüz nedir? Neyimiz iyi? Hastaneye gidiyor muydun? Sabah ilaç alabiliyor muydun? Bak, iki gündür ben... Çöpleri görüyor muydun? Ha? Hastane geziyorum. Daha böyle neler, bu İstanbul'la ne çekiyor, haberin var mı? Kim kurtaracak başka? Başka kurtaracak. Ne demek ya? Başka kim, ne demek ya? Kim başka kurtaracak abi? Başka var mı bir kurtaracak? Ne? Görmüyor musunuz abi? Görmüyorum. Emekli maaşını ya, ben onu tutmuyorum ama başka kurtaracak yok. Neden? Yok, ben tutmuyorum onu. Hiçbir parça tutmuyorum ama başka kurtaracak yok yani şu anda. Onlar boş şey. Şu kurtaracak, bu kurtaracak. Şu çocuk bile çıkar, bu çocuk bile bizi işi yapar. Kafası çalışıyorsa. Öyle bir şey yok. Ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Vatandaşlar ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Bunu araştırıyoruz. Ekonomik gidişatı tabii ki dünya şöyle çapına baktığın zaman bir sıkıntı var efendim. Dünyada bu virüsten dolayı tabii ki bir sıkıntı var yani. Bu tek Türkiye'de değil yani. Tabii ki ufak tefek oynamalar var ama yani ülkemizle alakalı yok. Zaten Batı, bütün dünyada var. Şu anda da ki mevcut olan hükümeti yıkmak için Batı elinden gelen imkanları kullanıyor. Ne yapıyorlar abi Batı? Ya Batı ne yapıyor? Ben Avrupa'yı gördüm. Avrupa çok da iyi bir düzeyde değil şu an yani. Ekonomik anlamda mı? Ekonomik anlamda bütün dünya bozuk yani. Bütün dünya bozuk dediniz bütün abi ama. Bütün dünya derken yani bugün Amerika'da da bugün. Amerika'da yani çok iyi bir enflasyon mesela gidiş ekonomi olarak güzel bir düzeyde değil ama. Enflasyon ne kadar Amerika'da biliyor musunuz abi? Valla bilmiyorum ama yani şu an yine Türkiye şu duruma göre yine enflasyon yani normal yani şu an. Ama hayat pahalılığı var yok mu? Var. Var. Bundan rahatsız oluyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Şöyle bir şey var abi. Diğer ülkelere baktığınız zaman Amerika'dan örnek verdiniz. Amerika'da enflasyon %7 civarında. Bizde açıklandı yıllık enflasyon bir hafta önce. %48,5'luk bir enflasyon var. Tabii şimdi biraz önce örnek verdim. Bugün Batı açıklama yapıyor. Tayyip Erdoğan'ı düşürelim de ama nasıl düşürelim? Nasıl bu iktidarı yıkalım diye ellerinden geleni yapıyorlar. Onların bir oyunu diyorsun. O tabii ki emperyalist yani Batı. Bunun üstünde yani. Görmüyor musun? Bizim muhalefetimiz Türkiye'de iktidar olmaya çalışır. İktidar olun da ülkeye bir şeyler yapayım. Bizim muhalefetimiz ne yapıyor? Ülkeyi yıkmaya çalışıyor. Ne yapıyor abi ki? Ne yapıyor? Gitmiş Batı'ya şikayet ediyor Türkiye'yi. İşte Tayyip'i mesela. PKK'nın uzantısı, siyasi uzantısı Mezliş'teki
uzantılarıyla beraber. HDP ile mi? HDP ile tabii. Onun için ya bu ülke, bu ülke bizim, başka ülke yok. Peki HDP ile CHP'nin işte bir şekilde bir şeyler yapması, ittifak yapması falan yanlış mı abi? Bunu yanlış ya mı değerlendiriyorsun? Şimdi demokrasilerde tabii ki fikir özgürlüğü vardır ama böyle değil. Adam çıkmış mesela ne diyor? Diyor ki Selahattin Demirtaş hapisten çıksın. Şundan da rahatsız oluyor musunuz abi? Mesela ya olmaz HDP, mı tabii ki? HDP istedi diye andımız kaldırıldı mesela bu ülkede. Ne bileyim zamanında mahkemeler kuruldu, seyyar mahkemeler kuruldu. Bunlar da rahatsız ediyor musunuz? Şimdi bakın biz kimseden rahatsız olmayız. Biz vatandaşız. Bu ülkede renkli mozaikler olmazsa zaten hiçbir şeyin güzelliği olmaz. Demokrasinin güzelliği nedir? Farklı farklı görüşlerde insanlara tolerans tanımak, görüşlerine saygı duymak. Bu ülkede herkes benim gibi, senin gibi düşünecek diye bir kayde yok. Ama hani söylediniz ya CHP'nin HDP ile bir takım işler yaptığını falan. Ya, AK Parti de yaptı ya zamanında. Bunlar da dile getiriyor musunuz? Bakın AK Parti ne yaptı? Bakın ben AK Partili değilim. Ama şu da var bir gerçek. AK Parti ne yaptı? Çözüm sürecini getirdi. Dedi ki ya dedi gelin bu ülkede eğer ne istiyorsunuz? Bugün bakın Kürtçe TV var değil mi? Kürtçe konuşabilir. Benim eşim Kürt. Birçok arkadaşım Kürt. Ben rahatsız olmuyorum. Çok güzel. Herkes yani öbürü Laz olur, Çerkez olur, Abaz olur, Türk olur, Kürt. Biz hepimiz kardeşiz. Aynı soydan gelmişiz. Aynı ırktan gelmişiz. Onun için vatanı bölmek için. Şimdi bakın ben HDP'nin gerçekten şunu söylüyorum. Demokrasiye, Kürt haklarına diye bir şey kavram yok da ben ona inanmıyorum. Buna çalışmıyor. Bu ne? Geçmişte Asala terör örgütü var diye bunu kullandı. Şimdi ne yapıyor? Bunlar da bunu, Batı emperyalist güçler niye bunları kullanıyor? Şimdi siz bir vatandaş olarak bunu görebiliyorsanız, yani HDP'nin farklı amaçları olduğunu görebiliyorsanız, yoksa bunu bizi yönetenler göremiyor mudur efendim? Yok, ya şimdi bizi yönetenler de görüyor. Bakın çözüm süreci geldi. Peki kapatabilir aslında HDP'yi, doğru mu? Diyarbakır'da tuttu, yerin altına mayın döşüyor. Ya sen kimi vuruyorsun? Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Çerkez, hepsi, Abaz'ı, hepsi biz kardeşiz ya. Kimi kime vurduruyorsun? Şimdi baktığın zaman Amerika ne yaptı? Kaç tır dolusu Batı'ya, şeye, PKK'ya silah yolladı. Ben soruma cevap alamadım abi. Evet. HDP'yi kapatabilir mi AK Parti istese? Ya yani şimdi, bunu engel olamaz mı bakın, sizin gördüğünüz görebiliyorsa? Bakın HDP şu emellerinden vazgeçerse biz hiçbir partinin kapanmasına razı değiliz. Ama bak ne diyor, çıkıyor mesela eşkıyanın dağdaşı terörü mecliste şey yapıyor, gündeme getiriyor. Biz bundan halk olarak rahatsız oluruz. Yoksa niye? Tabii ki olsun. HDP'de olsun, CHP'de olsun, AK Parti'de olsun, her partiden olsun. HDP'de, demokrasinin bunlar güzellikleridir HDP'de kardeşim. HDP'de AK Parti zamanında kurulmuş bir parti abi ve AK Parti zamanında şöyle bir yasa çıktı. Siyasi parti kapatılmaz, artık çok daha zorlaştı eskiye nazaran. Şimdi bakın biz geçmişte Refah Partisi, Milli Nizam kapatıldı, Milli Selamet kapatıldı, Refah Partisi kapatıldı. Kaç tane Refah Partisi kaç darbe yedi? Ama ne oldu? Bir kapandı mı? O parti kuruldu, diğer parti açıldı. Parti kapatmalık çözüm değil. Ama biz çözümü nerede bulacağız biliyor musun? Çözümü bir kere tam böyle vatan, milli sevgisi olacak bizde. Biz yoksa siyaset yaparken, yani kaş yaparken göz çıkarmayacağız. Biz bunları istiyoruz. Yoksa kavga çözüm değil. Peki vatan, millet sevgisi olan bir insan neden andımızı kaldırır abi? Ya and kalkmadı. Tabii ki şimdi o günün, mesela ben askerde yemek duasına kalkarken Tanrımıza hamdolsun derdi. Şimdi de Allah'ımıza hamdolsun diyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Andımız neden kalktı onu soruyor. Ya onu yetkililere soracaksın. Yani ya tabii ama şimdi bak şimdi. Mesela bazı isim vermeyeyim kişiler de diyor ki okullardan din dersi kalksın. Neden kaldırıyorlar? %90'ı bu ülkenin Müslümansa. Neden din, yani din dersi kalksın ki? Ben de İmam Hatip mezunuyum abi. Şimdi konumuz ekonominin dışına çok çıktı. Az önce şeyden bahsettiniz, yani ekonomik sıkıntılardan olduğunu ve rahatsız olduğunuzu söylediniz bundan. Ben bugün şundan rahatsızım. Bugün, dünyada var yani. Sadece bizde değil. Anladım. Bugün, bir de ne var bakın biliyor bugün, musun? Bizim ülkemizde biliyorsunuz burada dolar üzerinden algı yaptılar. Darbe vurdular. Ondan sonra bir takım şeylerde. Yani bunu Avrupa bilinçli yapıyor. Sırf diyor Tayyip gitsin diyor. Şöyle söyleyeyim size. Dolar üzerinden darbe yaptılar dediniz ama Türk lirasının değeri kayboldu efendim. Böyle bir durum var. Şimdi bakın zaten Batı emperyalist güçler bizi başka türlü yıkamadılar. Bakıyorlar ki en sağlam, en şey güçlü ülke Türk milleti. Ne yaptılar? Bizi bu şekil ekonomiden, İşte dolardan, şundan, bundan
yıkmaya çalıştılar ama biz yıkılmayız. Peki, nasıl biz dolar bu ülkeyi dolarla, euro ile idare etmedik. Ben soğan ekmek yerim, su içerim ama ülkem için canımı veririm. Ya canımızı verelim ama yine de soğan ekmek yemeyelim abi. Neden soğan olsun, ekmek yiyoruz? Olsun. Yeri gelirse yeriz. Suriyeli bak görüyorsun işte. Ne hale geldiler. Evet. Kaç bin kişi öldü orada. Peki dolar ya Amerika, da Allah aşkına Amerika'nın girdiği yerleri demokrasi götüreceğiz dedi. Irak'ta gördük. Şimdi Amerika'nın niyeti belli zaten abi. Suriye'ye ne girersek çıkamayız. Şimdi Amerika ya belli bir ülke zaten. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Ne kadar hain bir ülke olduğunu biliyoruz. Ama şimdi ekonomide dolarla bize darbe yapıyorlar falan dediniz. Dolar biliyorsunuz yükseldi, bir gecede geri düştü. Bunlar nasıl oldu? Bir öngörünüz var mı sizin? İşte öngörü şu var. Burada bir ben size biraz önce açık söyledim ya, dedim ki emperyalist başka türlü bize vuramıyor. Ya dolardan vuracak ya ekonomiden vuracak. Adam çıkmış ne diyor açıkça? Hayır şunu soruyorum. Diyor ki tam olarak ne oldu da dolar 18'e yükselmişti, geri düştü yani. Nasıl oldu da bu geri düştü birden? İşte şey mi oldu Amerika, ya bunlar yazık doları geri düşüreyim mi dedi yani, nasıl oldu? Şimdi Amerika doları geri düşürmedi. Bizim ekonomistler oturdular, baktılar ki ya bu gerçekten bu bize bir takılan çelme. Biz bunu nasıl şey yaparız? Tuttu. Ona göre bir yöntem yaptılar. Bir şey yapmadık yeni diyorlar bakan, abi. Yeni bakan, yeni şey yapan, göreve gelen bakanımız. Nebati biz bir şey yapmadık Nebati, diyor. Ben yok, de şaşırdım yok, diyor. Düştüğünü güzel, diyor. Güzel yaptı. Daha ne yapacaktı yani? Hayır, açıkladı ya abi. Ben de anlamadım. Nasıl düştüğünü ben de bilmiyorum diyor. Yok şey kura endeksli şeyli düşürttü ya. Şu an o bayağı etkilendi yani. Ne dolar endeksli abi? Değişen pek bir şey olmaz aslında ona baktığı zaman. Dolar tabii eğer öyle olsaydı, önlem alınmasaydı belki de dolar gitmişti. 20 bin liraya kadar 30 bin lira da euro olacaktı. Ama şunu iyi bilelim ki şu ülke gibi bir ülke yok. Peki şimdi ekonomik sıkıntılar ve Amerika'dan falan bahsettiniz ya abi. Bundan sizin yaşınızdaki amcalarla ben abilerle konuştuğum zaman bir 50 yıl 40 yıl öncesinden örnek veriyorlar. O zamanlar daha kötüydü diyorlar. O günleri siz yaşadınız mı? Ben o günleri nasıldı? Ben o günleri yaşadım. Ben bu memlekette bir mark bozduramazdık kaçak. Kapalı çarşıya gelirdik, gider bozdururduk orada kaçak. Şimdi Allah'a şükür her yerde bozdurabilirsin. O günler kötüydü yani ya, değil mi abi? Ya biz şimdi bakın şunu söylüyorum. Ben her zaman diyorum giden gelen gideni aratır. Yani sanmasınlar ki şimdi bu iktidar gider de öbür iktidar gelir bizi. Yani bu nereden bu? Bir kaynak lazım, bir para lazım. AK Parti geldiğinde diğer partileri aradınız mı abi? Ya, giden aratır dediniz ya. Şimdi aramadık ama tabii ki Özal dönemi iyi bir dönemiydi, kötü değildi. Özal gelmeden önce bu memleket 70 sente muhtaçtı. Ortamı görüyorduk biz yani. O zaman da vatan millet gerekirse soğan yeriz demiyorsunuz abi ama yeriz. O dönemlerde yok her zaman mesela. Biz milliyetçiyiz, biz devletçiyiz. Biz o zaman da Amerika'nın oyunları yok muydu mesela vardı o yıllarda? Ya Amerika bizi ta tarihten bu tarafa. O zamanki iktidarlara bak, da pek kabahat bulmamak gerekiyor bak, doğru mu? 1900 kaçtı? 35'te miydi neydi? İngiltere'de bir avam kamerası düzenleme yaptılar İngilizler, Siyonistler. Dediler ki bu Osmanlı, bu insanları nasıl yıkarız Türk milletini? O zamandan belli bir plan hazırlanmıştı. Ama bizi kimse yıkamaz. Biz şimdi şurada kızarız, kavga mavga etsek dayı ama bir bakarsan bir an olduğu zaman hepimiz birbirimizi koruruz yani tutarız. Vatan olduğu zaman her şey durur. Ben babamı tanımam, şu ülkeyi tanırım. Bu ülke benim, şu taşı için canımı veririm. 60 yaşındayım, bugün cepheye desin yine giderim. Herkesin kızı, karısı benim bacım, namusum. Vatanımı satmam. Yani yok dolar çıkmış 50'ye, yok euro çıkmış, ben bunu tanımam. Ya biz dolarla mı yaşadık? Euroyla mı yaşadık bu ülkede? Aslında şu an bir şekilde her şey dolara bağlı abi. Hayır, dolara bağlı değil. Ben gerekirse doları da almam. Euro'yu da gider orada. Türk param niye yani? Ne var ya? Yani? Şöyle, doları alsanız da almasanız da bir şekilde hayatınızı etkiliyor. Yani alışveriş yaptığınız zaman fiyatlar yükseliyor efendim. Böyle bir durum var maalesef. Yükselsin. Bunlar suni yükseliş. Hani balon şişer. Ne olur? İğneyi vurdun mu balon iner. Bu iş şu an aynı. Tabii ki bakın ne güzel günler daha güzel olacak yani. Ya ne var idi soruyorum. Ben 50 yıldır bu İstanbul'dayım. Yani ne olacak abi tam olarak? Fiyatlar nasıl düşecek? 15 dakika sürmüyor. Marmara'ya biniyor, karşıya geçiyor. Adam yapıyor yani, yapmıyor değil. Yapmıyor mu? Tekerlek icat edilmeden önce de ya çok sıkıntılar varmış. Kaç yıldır anamız dinimiz ağladı. Ayasofya'yı açalım dedik. Rahmet Diyarbakan Hoca'nın döneminde. Yürüyüş yaptık, gittik açalım. Açamadılar. Bak açtı. Duble yollar yapıldı. Marmara Rayı yapıldı. Bu mermi bak metro. Ne yaptı? İmamoğlu geldi. Şimdi diyelim şu şey yapıyor. İmamoğlu ne yaptı? Yapamıyorum abi bir şey. Yapmıyor. İmamoğlu neyle uğraşıyor biliyor musun?
kütük esnafla, şu taksiciyle uğraşıyor. Taksiciyi nasıl bitiririm? Ya bu adam para kazanıyor. Akşama kadar ne hallerde kazanır. Onunla uğraşıyor. Ben İmamoğlu'nun kendisini görüm, ona yine söyleyeceğim. Kütük esnafla uğraşma. Bir şeyler üret, bir şeyler. Hiçbir şey yapmadım diyorsunuz şimdi abi. Sen şimdi bir şey yaptın mı? Gelen arkandaki, ya ben İmamoğlu'na oy vermem hayatta. İmamoğlu ne yaptı? Belki onu da Amerika baskı yapıyordur ya da hani ya, oyun, Amerika'nın oyunları ya falan kim, vardı. Kim oyunu olsun, kimin oyunu olur olsun. Ama yapacaksın kardeşim. Yapacağım, benim karşıma çıkacaksın. İstanbul bu oy verdi mi? Getirdi mi İmamoğlu'nu? Verdi. Şimdi ne yaptı? Bir daha vermeyeceğim. Alsın bakayım, bir daha alabiliyor mu? Neden vermiştiniz? Ya verdik, bir değişiklik olsun. Ama şimdi yok. Vatandaşlar ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor, bunu araştırıyoruz. Aha. Siz nasıl görüyorsunuz bir vatandaş olarak ekonomiyi? Yani son zamanlarda gerçekten doların yükselişi, yani ticaret piyasasının böyle bir durgunlaşması, insanların da bu ekonomiye karşı gerçekten altında kalması çok kötü. Yani ama düzeleceğine inanıyoruz, yani temenni ediyoruz buna. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreç düzelecek yani. Şimdi dolardan bahsettiniz. Dolar, evet, dolar 18 liraya kadar çıktı. Akaryakıt, doğalgaz fiyatları yükseldi. Elektrik fiyatları yükseldi. Dolar tekrardan düştü ama bu zamlar geri gelmedi. Bu nasıl oldu? Buna bir yorumunuz var mı? Var, muhakkak var. Şimdi herkesin konuştuğu gibi dolar 20'ye çıkacak dediler. Bayağı bir ortalığı yani bayağı bir karıştırdılar. Yani karıştırdılardan ziyade yani bir manipülasyon oldu. İnsanlar işte başkalarına uydu. Yani bizim ülkede dolar 20 lirada sabit kalmaz. Yani çıkar, tekrar iner. Bu 18,5'da olduğu gibi. Ama velakin bizim gibi Türkiye gibi büyük ülkenin güçlü ekonomisi olduğu için yani ithalat ve ihracat dengesini de göz önünde bulundurursak kesinlikle yani dolar Türkiye gibi bir ülkede kesinlikle ve kesinlikle 20'de sabit kalmaz. Yani benim tahminim, naçizane fikrim doların Mart'tan sonra 9,5 lira veyahut da 9 lira seviyelerine düşmesi olacaktır yani. Ne yüksek? Yani şöyle bir deyim var. Şimdi biz Türkiye olarak ne kadar üretebiliyoruz? Ne kadar yanındayız? Üretmemiz lazım mesela. Mesela örneğin mesela insanlar diyor ki biz niye euro ile bir değiliz ya da dolarla niye bir değiliz? Onlarla bir olmamız için üretmemiz lazım. Üretken olmamız lazım. Onlar gibi işlevsel olmamız lazım yani. Katkıda bulunmamız lazım. 2002 yılına kadar yani AK Parti iktidarın geldiği ilk dönemlere baktığımız zaman yani dolar daha düşük. O günlerden bugünlere yani bir 20 yıl geçti ve doların hali ortada zaten. Bunun sebebi nedir? Bu yükselişin sebebi? Üretimde mi bir eksilme var? Yani üretimde de bir eksilme var ama daha doğrusu şunu söyleyeyim. Yani yayınlanacak mı bilmiyorum ama hani belki de klasik gelecek dış mihraçlar diyeceğim. Yani engel diyeceğim. Sonuçta Amerika gibi güçlü bir ülke var. Yani doları dünyada tek. Çin bile buna kafa tutamadı yani baktığımız zaman. Son zamanlarda da Bitcoin piyasası devreye girdi bütün ülkelerde. Yani benim kanımca hani sanal para hem doların inişini çıkışını yani kendi komplo teorim. Yani Türkiye'deki doların iniş çıkışı bana göre Bitcoin'den kaynaklı. Çünkü Bitcoin yükseldiği zaman yani dolar düşüşe geçiyor. Hani dolar yükseldiği zaman Bitcoin'de bir iniş oluyor. Türk lirasının değeri kayboluyor. Kesinlikle aslında. Öyle, kesinlikle ve bu Bitcoin bizim ülkemizde daha çok rağbet görüyor. Yani hani buna belki saçma olarak da bakılabilir ama ben 7/24 internetten bakıyorum, araştırıyorum da. Yani kendim de yani düşük miktarda alsatçı olduğum için, gerçi şu an değilim. Daha önce alsat yapıyordum ama tamamen bundan ibaret diyebilirim yani, söyleyeceklerim bu kadar.